Almanya'da Martin Luther İncil'i Almanca'ya tercüme ettiği zaman ve kilisenin duvarına 95 bildirgelik maddeyi çaktığı zaman Avrupa'da oluk oluk Katolik kanı akıtmaya ve mezhep savaşları yapılmaya başladı. Ve orada devamlı şunlar söylendi. Bu papazlara ne gerek var? Bu din adamlarına ne gerek var? Bugün aynısını mesela İslam için duyuyoruz. Bu işte bu şeyhlere ne gerek var? Bu alimlere, bu hocalara, bu tefsircilere, bu hadisçilere ne gerek var? Bu hoca efendilere ne gerek var? Aynı proje İslam'a da uygulanmaya çalışıyor. Devamlı meal okunmaya teşvik ediliyor. Halbuki ben nasıl anlayacağım? Neye göre yorumlayacağım? Ben İslami literatürde bir şey bilmiyorsam nasıl yorumlayacağım? Nasıl sorgulayacağım? Bizim ülkemizde ne yazık ki herkes her konuda alim. Adamın alnı secde-i rahmana gitmez ama din hususunda fetva verir. Adam iki satır tarih kitabı okumaz ama tarihçi kesilir başımıza. Bakkala borcunu doğru dürüst ödeyememiştir ama memleketin ekonomisini idare etmeye kalkar. İki çocuğu arasındaki kavgayı önleyemez, koca ülkenin adalet sistemini eleştirir. Yani iki satır tarih kitabı okumaz ama her konuda da ahkam keser. Ne yazık ki. Bilmiyoruz, bilmediğimizi de bilmiyoruz. Edep illa edep illa edep diyor ya. Çok meşhurlaşan bir soru var ya. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Bence en çok cahil bilir. O her şeyi bilir. Kıbrıyla bitirelim o zaman. Eyvallah.